Merhaba. İlk videoda size bir takım temel kavramları anlatmaya çalışacağım. İlk olarak moleküler antropoloji ile başlayalım. Moleküler antropoloji interdisipliner bir bilim dalıdır. İnsan evriminin incelenmesinde moleküler yöntemleri kullanarak bir takım çalışmalar yapar. İlk olarak 1960'larda bağışıklık sistemi molekülleri kullanılarak yapılan bir çalışma moleküler antropolojinin de ilk çalışmalarından sayılır. Başlangıcı olarak sayılır. Genetik yöntemlerin gelişmesiyle birlikte moleküler materyal olarak DNA kullanımı yüksek çözünürlükte veri elde edilmesini sağladı. Önceleri yaşayan insanlardan yapılan çalışmalar iskeletlerden DNA yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte yeni bir boyut kazanmış oldu. Tüm bu çalışmaların ayrıntılarını bu video serisi boyunca size anlatmaya çalışacağım. Bununla beraber alandaki temel kavramları da anlaşılır bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Bu bağlamda inceleyeceğimiz ilk molekül, ilk çalışma alanı antik DNA. Antik DNA kavramı 1980'lerle birlikte bilim camiasına girmiş oldu. Antik DNA çalışmaları taksonomide, adli tıpta, soyu tükenmiş türlerin biyolojik adresinin tespitinde, göç örüntülerinin belirlenmesinde ve de sıklıkla evrim çalışmalarında bilim dünyasına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Ben daha çok size insan evrimiyle ilişkili olarak antik DNA'yı anlatmaya çalışacağım ama sadece insanda değil birçok özellikle soyu tükenmiş türlerde bugün bildiğimiz birçok bilgi antik DNA çalışmalarıyla birlikte oldukça artmış durumda. Antik DNA'ya bakarken tabii ki ilk önce DNA'nın yapısına bakmamız gerekir. DNA bozulmadan korunması oldukça zor bir molekül. Çünkü bireyin ölümünden sonra hücrenin içerisindeki zar yapısı kısa süre içerisinde dağılıyor ve bu zarların aslında zarlarla oluşturulan kompartmanlarda bulunan çeşitli enzimler de açığa çıkmış oluyor. Bu enzimlerden bazıları da DNA'yı parçalayan enzimler. Bu enzimler hızla DNA'yı parçalama işine girişiyorlar. Bu nedenle de antik DNA bulmak, korunmuş DNA bulmak oldukça zor bir işlem. Sadece bu da değil, antik DNA'nın bir diğer zorluğu da bakteriler aslında. Özellikle ölümden sonra, gömülme aşamasından sonra çürükçül bakteriler tarafından parçalanıyor organizma. Bu aşamada da DNA oldukça büyük hasara uğramış oluyor. Yine de bir takım vücudun çeşitli bölgelerinde antik DNA korunmaya devam edebiliyor. Parçalanmayla ilişkili başka bir etmen de iklim koşulları. Özellikle sıcak iklim koşullarında DNA'yı elde edebilmek oldukça zor. Soğuk iklim koşullarında DNA daha iyi korunabiliyor. Ancak yine de en optimal koşullarda dahi yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 1 milyon yıla kadar DNA elde edebiliyoruz. Bu teorik olarak yapılmış bir hesaplama. Pratik olarak en fazla 700 bin yıl öncesine dair en eski elde ettiğimiz DNA 700 bin yıl öncesine ait bir DNA şu an literatürde. Tabii ki daha eskilerini de ilerleyen zamanlarda bulmak mümkün olabilecek gibi görünüyor. En azından 1 milyon yıla kadar. Tabii bu da aslında antik DNA deyince aklımıza gelen ilk şeylerden bir tanesi Jurassic Park hayalinin çok da yakın zamanda en azından mümkün olmayacağını gösteriyor. Çünkü Jurassic Park'ta dinozor DNA'sı elde edilmesi üzerine kurulmuş bir senaryo vardı. Dinozorlar bildiğimiz gibi yaklaşık 65 milyon yıl önce yok oldular. Bu da demek oluyor ki aslında dinozor DNA'sı elde etmek bilimsel olarak çok da mümkün görünmüyor. Önceleri biz DNA'nın dişlerde daha fazla korunduğunu, diş dokusunda daha fazla korunduğunu tahmin ediyorduk. Ancak yapılan çalışmalar özellikle 2014'ün son dönemlerinde yapılmış bir çalışmada dişlerde değil temporal kemiğin kafatasındaki temporal kemiğin iç kulak kısmında pars petrosa denilen bölgesinde DNA'nın çok daha fazla korunabildiğini gösterdi bize. Bu oldukça önemli bir gelişme oldu. Özellikle örnek toplama aşamasında oldukça yardımcı oldu. Şu an elde edilen DNA'lar mümkün olduğu kadar eğer pars petrosa bölgesi bireyin elde edilebiliyorsa o bölgeden çalışılıyor. Antik DNA ile çalışmanın bir başka zorluğu da kontaminasyon yani bulaşma problemi. Bulaşma problemi elde etmek istediğimiz DNA'nın içerisinde aslında başka organizmalara ait DNA parçalarının da bulunması olarak tanımlanıyor.
Bu DNA parçaları, özellikle modern DNA, çok daha kolay çoğaltılabileceği için modern DNA kontaminasyonu çok yüksek oranda görülebiliyor. Bunun için yapılmış bir takım kriterler var. Literatürde oluşturulmuş kriterlere göre özellikle temiz odalarda çalışmak gerekiyor. Bu yüzden antik DNA laboratuvarları özel olarak dizayn ediliyor. Dizayn edilen laboratuvarlarda kesinlikle modern DNA bulunmaması sağlanıyor. Hatta başka türlere ait antik DNA'ların da bulunmaması sağlanıyor. Bu şekilde kontaminasyon probleminin bilim insanları önüne geçmeye çalışıyorlar. Yine de elde ettiğimiz örnek, iskelet örneği çoğunlukla topraktan, yani steril olmayan bir ortamdan geldiği için maalesef %100 kontaminasyonu engellemek mümkün görünmüyor. Bu nedenle yapılan bir takım istatistiksel çalışmalar var. Yapılan istatistiksel çalışmalarla DNA'nın ne kadar antik olduğu belirleniyor ve özellikle istediğimiz organizmaya ait antik DNA bölgeleri çoğaltılarak onlar dizileniyor. Bu tamamen yine bilgisayar işlemleri üzerinden istatistiksel olarak yapılan bir çalışma. Bu haftalık size söyleyeceklerim bunlarla ilgili, temel kavramlarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki hafta antik DNA'nın kısa bir tarihçesine bakacağız. Sonraki videolarda da bu alanlarda yapılmış çalışmaları incelemeye çalışacağız. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Videomuzu beğendiyseniz bizi desteklemek için beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilir, evrimsel antropolojiye dair güncel haberlere hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.